Herkese iyi günler. Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta da Maribor'u gördük ki ne kadar organize bir takım olduklarını. Her zaman rakibi Maribor takımına ciddiye almamız gerektiğini ve oyun içinde neler yapabileceklerini İstanbul'da gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Her ne kadar 3-1 galip gelsek de maç 0-0'mış gibi yarın da aynı ciddiyetle, aynı yüksek konsantrasyonla maça çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz. Tabii ki içimizde, elimizde bazı sakat oyuncularımız var ama bizim Fenerbahçe futbol takımı olarak geniş bir kadroya sahibiz. Yarınki maçta da oynayacak olan oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Sonuçta İyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da yarınki maçta kendi seyircilerin önünde iyi oynamaya çalışacaklar. Ama dediğim gibi biz de rakibi tanıyoruz. Analizlerimizi yaptık. Bu akşam da bu çalışmalar sürecek. Yarın da burada iyi bir sonuçla ülkemize turu geçerek dönmek istiyoruz. Futbolda yüzdeler üzerinden konuşmak bence çok doğru değil. Futbol sahada oynanır, sahada biter. O gün sizin ortaya koyacağınız performans sonuçları belirler. Turu geçmenizi belirler veya turu geçemememizi de belirler. Onun için biz yarınki maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek için iyi mücadele edebileceğimizi söyleyebilirim. Etmemiz gerekiyor. Çünkü bu tip maçlarda rakibinizi ciddiye almazsanız, kimle oynarsanız oynayın, futbolsa cezayı keser. Onun için dediğim gibi en yüksek konsantrasyonlu yarın da sahaya çıkacak oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Sakatlıklara gelince bizim geniş bir kadromuz var. Onların yerine oynayacak oyuncularımız da oynayan oyuncular kadar değerli ve iyi oyunculardır. Hepsine güveniyoruz. Hepsi bizim için çok değerli. Yarın sahaya çıkacak oyuncuların hepsine sonuna kadar güveniyorum. Yarınki maçtaki oyun planımız biz kendi aramızda oyuncularımızla yaptığımız çalışmalarda o bize kalsın. Şimdiden bunu açıklamam doğru olmaz. İlk maçta nasıl ki 20-25 dakika Maribor oyuna biraz hakimdi. Daha sonra oyun içerisinde yaptığımız hamlelerle oyunun dengesini kurduk ve oyunu biz kendi lehimize çevirdik. Sonra da goller geldi. Maçı kazanmasını bildik. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak. Biz de o farklılığı kendi aramızda yaptık, çalışmalarını bitirdik. Akşam da analizlerimizi de tamamlayıp yarınki maçı en iyi şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Ben böyle bir şeyler çok fazla olacağını sanmıyorum. Sahada iki takım çıkıp centilmence futbol oynayacağız. Futbolda iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan, hak edenlerin her zaman sahada hakkını aldığını düşünüyorum. Yarın da biz de elimizden geleni yapıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edip ülke puanına kazandıracağımız puanlarla da yarınki maçtan da güzel bir sonuçla ayrılıp turu geçmek istiyoruz. İyi akşamlar, sağ olun.